Kötü kraliçe, Pamuk Prenses'in büyülerin dünyasına gitmesini sağlamıştı. Ama şans eseri Pamuk Prenses, üvey annesinin askerleri tarafından feci şekilde yaralanmış olan Richard'la karşılaştı. Birlikte sayısız engeli aşan genç çift, şimdi de ellerinden geldiği kadar hızlı bu tehlikeli bölgeden çıkış yolunu aramaktaydılar. Prensin cesareti. Pamuk Prenses, sevgilim, iyi misin? Özür dilerim Richard. Ayağım eteğime takıldı, düştüm. Asıl ben özür dilerim. Sana göre çok hızlı yürüyordum prensesim. Richard bak. Arkanda ne var? Ne oldu? Gökkuşağı. Nasıl olduysa farkına varamadım. Sen görmüş müydün? Evet, haklısın ama nedense ben göremedim. Richard, sen nereye bakıyorsun? Gökkuşağı bu tarafta, baksana. Olamaz, ben burada görüyorum. Evet, benim sağımda. İyi ama neden ikimiz de değişik yönlerde görüyoruz Richard? Ha? O anda Pamuk Prenses'in aklına geldi. Büyülerin dünyasına gönderilmeden önce bedeninin 7 renkli ışık tarafından nasıl esir edildiğini anımsadı. Bence bu gökkuşağı değil. Bu bizi çıkışa götürecek olan değişik yollar Richard. Evet Pamuk Prenses, haklısın. Sen şu anda doğrusunu görmüş oldun. Böylece hedefimizin uzak olduğunu anladık sevgilim. Çok garip. Bu gökkuşağı sanki yavaş yavaş uzaklaşıyor gibi Richard. İster misin birdenbire kaybolsun? Evet, ne yapacağız? Hemen gidelim. Tamam. Ne kadar hoş bir genç yürüyüşer. Evet, sanırım yanılmıyorsan adı buydu. Benim de aradığım gerçekten böyle biri. Harika. Richard, sence başka tehlikeler de mi var? Sanıyorum ki var. Buraya gelmek için kullandığımız yolun şeklini düşünsene. Ortada bir merkez var ve buradan kollar gibi diğer yollar çıkıyor. Tıpkı bir örümcek ağı gibi. Anlatabildim mi? Evet. Örümcek ağı gibi dedin değil mi? Evet öyle. Emin değilim ama ne olursa olsun buradan bir çıkış olması gerekiyor. Richard, yanımızda bir koruyucumuz da yok. Bu durumda ne yapabileceğimizi düşünüyorsun? Pes edemeyiz. Pamuk Prenses, sakın endişe etme sevgilim. Beraber olduğumuz sürece her şeyin üstesinden gelebiliriz. Söyler misin daha ne kadar yürüyeceğiz Richard? Keşke bunun cevabını bilseydim ve sana söyleyebilseydim. Ama önünde sonunda bir çıkış yolu bulacağız. Öyle mi? Buradan asla çıkamayacaksınız. Richard, neler oluyor? Bizi ayırmaya çalışıyor. Kimsin sen ve bizden ne istiyorsun? Biraz önce sözünü ettiğiniz muhafızınızım. Benim iznim olmadan buradan asla çıkamazsınız. Bizi dinle lütfen. Biz büyücü bir kadının yaptığı kötü bir büyüden kurtulmak için buradan çıkmaya çalışıyoruz. Bu beni hiç ilgilendirmez. Lütfen, sizden rica ediyorum. Dinle, ben senden hoşlanıyorum Richard. Ama adımı nasıl biliyorsun? Önemli o. Sana bir önerim var. Eğer burada benimle kalırsan prensesin gitmesine izin vereceğim. Anlaştık mı yakışıklı prensin? Ne dersin? Hayır, kesinlikle olmaz. Dur, acele etme. Unutmayın, benim yardımım olmadan asla geri dönemezsiniz. Size tavsiyem bunu iyice düşünün. Ya birlikte gideriz ya da sonsuza dek burada kalırız. Benim için kendini feda etmeni istemiyorum. Ve bu işi senin yardımın olmadan da başarabiliriz. Elinden geleni ardına koyma, tamam mı? Ne istersen yap.
Öyle mi? Göreceğiz bakalım. Pamuk Prenses, dikkat et! Pamuk Prenses, neredesin? Peşinden gitme. Ama neden? Nedeni şu. Sen burada benimle kalacaksın. Bizimle konuşan sen miydin? Evet. Ben bu karanlıklar dünyasının büyücüsüyüm. Ve sen de söylediğim gibi burada benimle kalacaksın. Anladın? Hayır. Pamuk Prenses nerede? Hadi çabuk söyle. Bilmiyorum. Biliyorsun. Nereye gönderdin? Eğer sonsuza dek benimle burada kalacağına söz verirsen, Pamuk Prenses'in nerede olduğunu sana söyleyebilirim. Lütfen, sana son kez soruyorum. Pamuk Prenses nerede? Ona ne yaptın? Rişar, anladığım kadarıyla sen şu prensese gerçekten aşıksın, öyle değil mi? Beni zor kullanmaya mecbur etme, lütfen. Onu gerçekten merak ediyorsun, değil mi? Tamam. Göster kendini Rişar. Pamuk Prenses şu anda umutsuzluk çiçeğinin içinde hapis durumda. Bakalım ona yardım edebilecek misin Rişar? Pamuk Prenses. Pamuk Prenses, korkma, ben geldim. Hayır Rişar, bu bitki çok tehlikeli. Hayır Rişar, lütfen yaklaşma, lütfen. Pamuk Prenses. Rişar. Teşekkür ederim Rişar. Sevgilim, sen iyi misin? Rişar, dikkat et! Rişar, hayır! Hayır, bu olamaz. Hayır, hayır Rişar. Rişar, kurtuldun. Prensim, iyi misin? İyiyim ya, sen? Teşekkür ederim, ben de çok iyiyim. Şanslıyız prensesim. Evet. Hadi hemen uzaklaşalım buradan. Evet, yanılmadığım ortada. Engeli aşmayı başardın sevgili Rişar, ama buradan asla çıkamayacaksın. Seni bırakmaya hiç niyetim yok. Hem de hiç. Benim olacaksın. Hmm.
Rüzgar birdenbire kesildi. Bak, buradan aşağı doğru ineceğiz. Ah, Richard! Şu buluta bak. Çıkış yeri orası olabilir mi acaba? Evet, haklısın Pamuk Prenses. Neden olmasın? Eğer rüzgar devam etseydi bulutun üzerine sıçrayabilirdik. Ah! Ah, kolum. Ne oldu Richard? Yok bir şey, yok bir şey. Acele edelim. Gökkuşağı kaybolmadan önce çıkış kapısına varsak iyi olur Pamuk Prenses. Çiçeğin zehri etkili oluyor ama şu anda durmam imkansız. Pamuk Prenses'in iyiliği için yola devam etmeliyim. Evet Richard, sonunda sen de bu ormandaki ağaçlardan biri haline geleceksin. Ve köklerin toprağın o kadar derininde olacak ki sonsuza dek burada kalacaksın. Ve biz birlikte mutlu yaşayacağız Richard. Lanet olsun. İstediğim kadar çabuk hareket edemiyorum. Dayanmalıyım. Çıkış fazla uzakta olmasa gerek. Nihayet geldik Richard. Pamuk Prenses, kendimi iyi hissetmiyorum. Sana tutunabilir miyim? Sen iyi misin? Evet, evet, bu çok iyi geldi. Rüzgar birazdan esmeye başlar. Güzel, biraz sonra orada oluruz. Richard, sana ne oluyor? Richard, bana cevap ver. Hayır, olamaz. Pamuk Prenses, acele et. Gökkuşağı biraz sonra gözden kaybolacak. Hayır, hayır, seni burada bırakıp gidemem Richard. Bunu benden isteme. Hayır Richard. Sen de kimsin? Benim adım Lada. Bundan sonra sonsuza kadar Richard benim olacak. Anladın mı küçük kız? Sadece benim. Bunu nasıl söylersin? Buna asla izin vermem. Richard'ı unut ve bir an önce kendi eğlenceli dünyana dön küçük prenses. Prensi bir daha göremeyeceksin. Hadi hemen şimdi Richard'ı yaşama döndür. Ne dediğimi anladın mı? Ne? Emirlerime karşı mı geliyorsun? Pekala, şimdi görürsün. Gördüğün gibi toprak seni içine çekmeye başladı. Faydası olmaz. O artık bir ağaç prenses. Hayır, hayır Richard, lütfen yapma. Bu da ne? Richard, ne yapmaya çalışıyorsun? Fazla zamanımız kalmadı. Bir an önce insanların dünyasına dönmeliyiz. Beni bırakma. Hemen arkana bakmadan uzaklaşma prenses. Acele, gökkuşağı gözden kaybolmadan gel. Bunu yapamam sevgilim. Hayır. Sonunda yalnız kalabildik Richard. Sen cesur ve soylu bir genç adamsın. Benim arkadaşım olmaya layıksın. Bilmem ne demek istediğimi anladın mı canım? Pamuk Prenses. Şu andan itibaren merak ettiğin tek kişi ben olacağım. Hayatında başka kadın olmayacak. Benden nefret etmenin yararı yok. Artık sadece ikimiz varız. Bundan sonra ben ne istersem o olacak. Bilmem anlatabildim mi? Richard, ben geliyorum. Pamuk Prenses. Hayır, bu olamaz. Richard, beni affet. Seni bırakıp gidemedim. Sen aptal bir kızsın. Onun için ne yapabileceğini düşünüyorsun? Söylesene. Ne yapabilirim? Bilemiyorum.
Ama yanımda Rişar olmadan buradan ayrılmayacağımı kesinlikle biliyorum. Pamuk Prenses, iyiliğin için git. Rişar, sen bana her zaman ne söyledin? Birlikte olursak her tehlikenin üstesinden geliriz dedin, öyle değil mi? Bu yüzden seni kesinlikle terk etmeyeceğim. Bu uğurda öleceğimi bilsem de kararımdan vazgeçmem. Ah aptal çocuk, bu kez gerçekten toprak tarafından yutulacaksın, anladın mı beni? Pamuk Prenses! Rişar, ne olursa olsun seni asla terk etmeyeceğim, seni seviyorum. Onu bırak ve hemen git, yoksa gerçekten pişman olacaksın Pamuk Prenses, anladın mı? Hayır, gitmeyeceğim, beni asla korkutamazsın, Pamuk asla! Pamuk Prenses! Sevgilim, bu çok tehlikeli. Şu anda hareket edebilmeyi çok isterdim. Aklını mı kaçırdın? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Pamuk Prenses'in iyiliği için ben her zaman her türlü acıyı çekmeye hazırım. Sen çıldırmış olmalısın. Bacaklarını koparacaksın Rişar. Rişar, lütfen dur, yapma. Canım prensesim. Lütfen Rişar'ın eski haline dönmesine yardım et. Beni dinle, bu iş çok tehlikeli. Hemen git buradan Pamuk Prenses. Hayır Rişar, bu kez seni sonuna kadar koruyacağım. Hayır, buna izin veremem. İnanın sevginizin bu kadar güçlü olabileceği gerçekten hiç aklıma gelmemişti. Aa Rişar! Pamuk Prenses! Bulutlar ve gökkuşağı emrim altındasınız. Teşekkür ederim Lada. Hayatım boyunca bu kadar derin bir sevgi görmedim ben. Bu dünya size göre bir yer değil. Bahse girmiştim ama kaybettim. Hadi buradan hemen uzaklaşın. Pamuk Prenses, bir kez daha ayrılmak zorundayız. Rişar, seni çok seviyorum. Yeniden buluşacağımızdan eminim. Pamuk Prenses, sevgilim, mutluluğumuz ve geleceğimiz için bir süre daha savaşmamız gerekiyor. Biliyorsun bunu, değil mi? Ah, evet. Hoşça kal. Güle güle. Tanrı'ya şükür kendine geldim prenses. Ne duruyorsunuz? Hadi yakalayın. Hadi bakalım, iş başa düştü. Pamuk Prenses'i korumamız gerek. Evet, hadi. Evet, bilgin, haklısın. Hayır, böyle bir şey kesinlikle olamaz. Pamuk Prenses, bu olamaz. Karanlıkların dünyasından nasıl çıkıp gelebildin anlayamıyorum. Ah, ah. Bir sürü tehlikeli maceradan sonra Pamuk Prenses sonunda evine dönmeyi başardı. Ama peşinden gelen kraliçenin askerlerinden kurtulabilecek mi? Bu genç çiftin başına gelenler ne zaman sona erecek? Pamuk Prenses kraliçenin zulmünden kurtulup Rişar'ına kavuşabilecek mi?